şarkı. BBN Türk Televizyonu'ndan mutlu hafta sonları. Ben Nagihan Turhan. Dünyadaki Türkiye programıyla karşınızdayız. Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz en sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dünyadaki Türkiye başlıyor. Bu hafta konumuz yine Rusya-Ukrayna olacak. Savaşın 52. gününde başkent Kiev güne patlama sesleriyle uyandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son yayınladığı video mesajında 918 yerleşim biriminin işgalden kurtarıldığını açıkladı. İzliyoruz. Rusya'nın Ukrayna saldırıları 52. gününde son günlerde artan gerilimin ardından başkent Kiev yeniden füzelerin hedefi oldu. Kiev ve batıdaki Lviv kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Kiev'in Donetsk bölgesinde de yoğun dumanlar yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko şehrin Donetsk semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan habere göre Rusya Ukrayna ordusuna verdiği silahlar nedeniyle Washington'a nota verdi. Ukrayna'nın ise ABD'den Rusya'yı terörizmi destekleyen devlet olarak tanımasını istediği iddia edildi. Washington Post'ta yer alan haberde bu ifadenin uluslararası terör eylemlerinde defalarca destek sağlayan devletler için kullanıldığına dikkat çekildi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca mütekabiliyet gereği ülkedeki Avrupa Birliği temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Snyat. Ukrayinskimi, как мы понимаем. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Telegram hesabından video yayınladı. Zelenski video mesajında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu. Zelenski, Ukrayna halkını Rusya'yı ciddiye almadığına dikkat çekti. Rusya Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor ifadelerini kullandı. Ukrayna'da 918 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelenski, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nce yapılan açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı. Açıklamada 24 Şubat'tan 14 Nisan'a kadar Ukrayna'daki çatışmalarda en az 1982 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Hafta içi savaşla ilgili kafalarda soru işareti yaratacak bir gelişme yaşandı. Rus donanmasının Karadeniz'deki amiral gemisi Moskova battı. Gemiyi Ukrayna füzeyle vurduğunu öne sürerken Rusya'da mühimmatın patladığını iddia etti. Detaylar haberimizde. Ukrayna füzesiyle mi vuruldu, mühimmat yangını mı çıktı? Çıkan yangın nedeniyle karşılıklı iddiaların ortaya atıldığı Moskova kruvazörü battı. Rusya Savunma Bakanlığı Moskova kruvazörünün limana çekilirken fırtınalı deniz koşullarında battığını duyurdu. Mürettebatın yakındaki Karadeniz filosu gemileri tarafından tahliye edildiği belirtildi. Ukrayna makamları 13 Nisan'da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın füzeyle vurduk iddiasını reddetmiş, gemide çıkan yangın nedeniyle mühimmatın patladığı öne sürülmüştü. Ukrayna basınına göre Moskova kruvazörü savaşın ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenledi. 2014'te Kırım'ın ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını da engelledi. Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova güdümlü füze kruvazörü 1979'da denize indirildi. S-300 hava savunma sistemleriyle donatılan gemi 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü de yönetti. Evet.
Evet, şimdi bu konuyu detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Bir konuğumuz olacak. Emekli SAT Komandosu ve ASAM Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Koçak bizlerle. Mehmet Bey, merhabalar. Merhaba Nadia. Evet Mehmet Bey, batan Rus amiral gemisi Moskova için Ukrayna gemiyi vurduklarını savunuyor. Rusya ise gemide mühimmatların patladığını savunuyor. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Geminin Ukrayna tarafından Neptün füzesiyle vurulduğu teyit ettiklerini söyledi. Öte taraftan geminin batmasının ardından Rusya'nın Kiev'e saldırılarının da yeniden arttığını görüyoruz haberlerimizde. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geminin batması Rusya'ya ağır bir darbe oldu mu sizce? Evet, öncelikle gemi hakkında biraz bilgi vermek. Gemi, amiral gemisi diye adlandırılıyor. Amiral gemisi demek, bu donanmanın içinde çok önemli bir koruma sahip gemi demek. Hı hı. Bildiğiniz gibi gemide hem hava savunma sistemi var, denizaltıya karşı torpidolar var, güdümlü uzak menzilli, uzun menzilli füzeleri var, hava savunma hava taarruzlarına karşı silahları var, yine karaya karşı veya gemilere, su üstü hedeflerine karşı atılabilecek mühimmatları var. Dolayısıyla gemi çok önemli bir gemi. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Hı hı. Amiral gemisi bir sıfat aslında. Donanmanın içinde önemli konumdaki gemiler, çok bu gemilere bu isimler verilir. Dolayısıyla bu bir amiral gemisi, evet. Zaten 2-3 gündür de basında herkes görüntüleri izliyordur. Geminin üzerinde ciddi manada silah var. Şimdi gemi Rusya'nın açıkladığına göre kendisi içeride yangın çıktı, sonra patlama oldu ve gemi battı diyor. Burası doğru. Nasıl doğru? Ama kendi kendine olmaz bu. Evet, doğru. Gemiye bir, bu gemilerde çok bulunduğum için gemilerdeki yangın söndürme sistemleri çok güçlüdür. Kompartımanlar halinde olur bu gemiler. Bölüm bölümdür. Herhangi bir geminin bir bölümünde yangın çıktığında orası, bu kaportalar kapatılarak boğma sistemiyle boğulur hemen. Hele bu ciddi amiral gemilerinde bu sistem çok iyidir. Dolayısıyla evet, yangın çıktı. Yangından sonra gemi atıl pozisyona geçmiş ve atıl pozisyona geçtik, yani kumanda almıyor gemi. Almadığı için de gemi çekilerek limana götürülürken, tabi deniz şartlarına maruz kaldığı için de ve ciddi bir yangın veya patlama olduğu için de gemi battı. Sizce bir yangından dolayı mı oldu bu? Ukrayna saldırısı değil mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Füze saldırısından bahsediyor Ukrayna. Kesinlikle. Onu netleştireyim. İkinci söyleyeceğim o. Evet. Geminin batma sebebi yangın ve patlama. Evet. Ama normal şartlarda bu gemilere siz güdümlü füzeyle veya işte gemi torpidoyla atış yaptığınızda gemiler batmaz hemen. Yani bu, evet, gemiye bir taarruz yapılır. Ne kadar hasar alır yani? Direkt batar mı sonuçta? Evet. Önemli bir gemi. Evet. Size basit bir şey söyleyeyim. Bizim önce muavenet gemimiz vardı. Amerikalılar tarafından tatbikat sırasında vuruldu. Bu gemi ne oldu? Bu geminin köprü üstü denen, yani kumandaların olduğu yere bir güdümlü füze isabet etti. Bu ne yapıyor bunu? Gemiyi tamamen bir şey haline bırakıyor. Savunmasız vaziyette ve şamandıra deriz biz ona. Şamandıra denizin üzerinde kalıyor. Gemi hiçbir şey yapamıyor. Bu gemiye de iki tane füze atıldığı söyleniyor. Bence en az iki bu. Çünkü hava savunma sistemleri var. Bu hava savunma sistemi olan yere taarruz yapılırken İki veya daha fazla füze atılır. Çünkü bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi hava savunma sistemiyle vurulur. Bu tür taarruzlar genellikle 3, 4 belki daha fazla füze atılarak yapılır. Bu gemiye, ki bu geminin hava savunma sistemi S-300, dolayısıyla bu 2'den fazla, bence daha fazla füze daha atıldı fazla ama bir tanesi vurdu bunu. Vurduğu zaman tabii ki geminin üzerinde güdümlü füzeler, bunların hepsi patlayıcı içerir. Geminin üzerinde çok fazla patlayıcı olduğu için buna isabet eden herhangi bir füze gemide ciddi bir hasar verir. Dolayısıyla da Ukrayna buna bir taarruz yapmıştır. Evet, çünkü kendi kendine mümkün değil yani bir yangınla bir gemi batması. Rusya'nın söylediği kısmın sadece doğruluk kısmı, yangından sonra çekerken battı. Evet, doğru. Çünkü ama yangının sebebini öğrenmek lazım. Yangının sebebi Ukrayna'nın yine tabii dışarıdan aldığı destekle yaptığı taarruz. Evet. Bu gemilere nasıl bu taarruz yapılır diye bir soru daha gelebilir aklımıza. Bu taarruz nasıl yapılır? Çünkü bu kadar iyi savunan bir gemi
üzerinde amiral gemisi, amiral gemileri özellikle savunulur. Diğer kruvazörlerle savunulur. Bu gemi 200 metre yaklaşık boyunda, 186 metre boyunda 500 kişilik mürettebatı var. Bu tek başına durmaz bu gemiler. Evet, bu mürettebatlarla ilgili detayları da soracağım. Çünkü ölü yaralı veya ölü olup olmadığı hiç paylaşılmadı, söylenmedi. Bunların hepsini soracağım Mehmet Bey ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Tamam, bekliyoruz. Evet sayın seyirciler, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünyadaki Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Bir konuğumuz vardı. Emekli SAT komandosu ve Aslan Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Koçak bizlerleydi. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Şimdi Rusya'da batan Moskova gemisinden bahsediyorduk. Mürettebattan bahsetmiştik. En son 500 kişilik mürettebattan söz etmiştiniz. Şimdi geminin batmasının ardından mürettebatta ölü ya da yaralı olup olmadığı açıklanmadı. Sizce neden açıklanmadı? Şimdi bu tür olaylarda tabii ki moral bozulmaması için, ülkede savaş durumunda Rusya kendi askerlerinin moralini bozmamak için buradaki durumu açıklamıyor ama kesinlikle ciddi sayıda ölü ve yaralı vardır burada. 300 kişinin bir anda tahliyesi mümkün olmaz. Fakat benim tahminime göre bir 50 kişilik falan bir yaralı ve ölü sayısı olabilir. Çünkü aynısı bizim ülkemizin de başına gelmiş bir durum, buna benzer bir olay. Fakat bundaki biraz daha güçlü de olabilir. Çünkü bir patlama değil, birkaç patlama olduysa üzerindeki fazla mühimmattan dolayı, roketlerden, füzelerden dolayı daha fazla da bir ölü sayısı olabilir. Ama gemi batmadı hemen vurulduğu anda. Dolayısıyla da ölü sayısını söylememelerinin ana sebebi birincisi bence savaştaki diğer askerlerin morali bozulmasın. İkincisi de ciddi bir rakam varsa söylemezler. Dolayısıyla sebebi o. Anladım. Peki bu geminin batması savaşın seyrini sizce nasıl etkileyecek? Savaşın seyrini ciddi manada etkileyecek bu. Çünkü amiral gemisi dediğimiz donanmanın en gözde gemilerinden birisini bunun iki sonucu var. Vurmasının iki sonucu var. Birincisi gerçekten savaş gücünü, Karadeniz'deki ciddi manadaki savaş gücünü kaybetmiş oldu Rusya. Ana gemisi vuruldu ise, ki ana geminin üzerinde çok ciddi güdümlü füzeleri vardı. Dolayısıyla bunu kaybettikten sonra savaş gücü, düşünün tankların bir tane iki tane tank yerine geçmez bu. Belki de 100 tane tank yerine geçer bunun karşılığı. Dolayısıyla bu geminin... Yani Rusya'ya büyük bir darbe oldu aslında değil mi bu geminin batması? Çok büyük bir darbe oldu ve bunun karşılığını Rusya vermeye çalışacaktır. Ama Ukrayna'nın elindeki silahlar olsun, Türkiye'nin Ukrayna'ya zamanında verdiği SİHA'lar ve İHA'lar olsun, son dönemlerde Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı silah yardımlarının boş olmadığını görmüş oluyoruz böylelikle. Evet. Dolayısıyla Rusya artık daha temkinli olacaktır ama daha agresif olacaktır. Bir de böyle bir gerçek var. Sivil halka yönelik saldırıları artabilir ki bunu bugün müşahede ettik yani. Buna benzer saldırılar, Zelenski de bununla ilgili açıklamalar yaptı. Rusya agresifleşecek ama artık dengeli bir savaş olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce böyle bir durum yoktu. Daha kıran kırana diyorsunuz artık karşılıklı. Savunma sistemini bu gemiler hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Tabii konumuz, tabii dinliyorum Mehmet Bey. Gemiler bir savaş harekat merkezi vardır. Gemide çok önemli bir yerdir. Komuta kontrolün yaptığı köprü üstü dediğimiz bir yer vardır. Bir de geminin pervanelerinin olduğu yani hareket sisteminin olduğu bölüm vardır. Bunlar geminin hareketsiz kalması için taarruz yapılması gereken yerdir. Mesela bir köprü üstü dediğimiz yerden hani dümenin olduğu yani geminin komuta edildiği yerden vurulursa gemi şamandıra gibi kalır. Ya da pervanelerine herhangi bir mesela su altından bir taarruz gerçekleşse, bir torpido, küçük bir torpido pervanesine gelmiş olsa yine aynı sonuç olur. Veya gövdesinde işte harekat merkezi dediğimiz tüm harekatın planlandığı nokta vardır. Bir oda şeklindedir o da. Yine köprü üstüne yakın bir yerdedir genellikle. Orası da vurulduğunda gemi yine hareketsiz kalır. Burada bu hava savunma sistemi S-300 bildiğiniz gibi dünyada evet en son sistem değil ama hala kullanılan aktif bir hava savunma sistemi vardı S-300. Bu ne yapıyor? Üzerine gelen belki de onlarca füzeyi
önceden haber alıyor. Hı hı. Karşısında onlara bir atış yaparak havada vuruyor. Yani çok ciddi bir sistemdir bu aslında, hava savunma sistemi. Biz S-400'leri aldık, daha ilerisini aldık ama S-300'ler de hala kullanılıyor ve modernize ediliyor. Bildiğiniz gibi Azerbaycan savaşında, Azerbaycan'la Ermenistan savaşında SİHA'ları S-300 hava savunma sistemlerini vurmuştu. Hı hı. Yani burada benim tahminimi söylüyorum, şahsi tahminim bu. Yine SİHA'lar ve bizim gönderdiğimiz İHA'larla Ukrayna gemiyi kör hale getirdi. Yani hava savunma sistemini etkisiz hale getirdikten sonra ancak böyle bir füze taarruzuyla bu gemiyi kırdı bence. Yani bu taktik ancak böyle olması gerekir. Yoksa hava savunma sistemi gelecek onlarca füzeyi vurabilecek kapasitede. Ama hava savunma sistemi kör olursa, yani engellenirse o sistem, dolayısıyla gelecek olan bir füze, tek bir füze dahi bu gemiyi batırabilir. Ki, evet, burada aslında SİHA'ların ne kadar iyi ve güçlü olduğunu da görüyoruz. Ne kadar başarılı olduğunu da görüyoruz aslında bu savaş sayesinde diyorsunuz. Kesinlikle. Normal savaş uçaklarından çok daha etkili. Bu artık savaş konseptini de değiştiriyor bu SİHA'lar ve İHA'lar. Biz bunu kendi hem Türkiye'de görüyoruz, sınır ötesi harekatlarda, hem Azerbaycan Savaşı'nda gördük, hem de burada da görüyoruz yani şu anda. Savaş konseptini değiştiriyor. Eskiden savaş uçakları kullanılırdı bu işler için. Artık savaş uçakları gördüğünüz gibi çok fazla gündemde değil yani. SİHA'lar ve İHA'lar daha çok gündemde. Dolayısıyla bu SİHA'ların önemi bir kere daha öne çıkmış oluyor. Benim tahminim bu, Türk SİHA'ları burada üstün bir görev daha yaptılar. Evet, şimdi bunu da soracağım. Batan savaş gemisi nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceği söyleniyor. Yani sizce bu doğru olabilir mi? Nükleer savaş başlığı olabilir mi? Olabilir, kesinlikle olabilir. Ve amiral gemisi olduğu için var ise donanmalarında, Karadeniz donanmasında var ise nükleer başlıklı füzeler bu gemidedir. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ki Rusya zaten biliyorsunuz bu Kırım ilhakı sırasında da donanmayı, bu gemiyi yine çok net kullanmış, gemileri Karadeniz'de tamamen baskılamıştı. Dolayısıyla bu gemide eğer Karadeniz'de var ise bu gemidedir o ve bu gemide de nükleer başlıklı füzesi olduğunu tahmin ediyorum ben de. Dolayısıyla bu geminin enkazı dahi çok değerli şu anda Rusya için. Dolayısıyla o bölge şu anda ciddi manada koruma altındadır. Hiçbir yabancı bir şey yaklaştırmazlar. Bu gemide de bence nükleer başlıklı füzeler de vardı yani. Evet. Şimdi bir taraftan İsveç ve Finlandiya'nın da NATO'ya dahil olma ihtimali de gündemde. Bunun üzerine Rusya, İsveç ve Finlandiya'yı Baltık Denizi'ne nükleer silah sevk etmekle tehdit etti. Bu tehdidi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nükleer saldırı olursa NATO savaşa dahil olur mu sizce? Şimdi burada evet, Rusya kendini korumaya almak istiyor. Sınırlar NATO'nun üstlenmesini istemiyor. Özellikle büyük Sovyetler Birliği hayalini de kurduğunu hepimiz biliyoruz artık. Bu ülke NATO'ya girmemeleri konusunda tehdit ediyor zaten. Ki bu savaş daha Ukrayna ile kalmayacağı, bunların hepsi bir göstergesidir. Dolayısıyla NATO'ya girmelerine kesinlikle izin vermeyecektir Rusya. NATO'da kendini bir nevi garanti altına almak, Avrupa ülkeleri kendini garanti altına almak için bu ülkeleri yanına çekmek istiyor. Rusya burada daha da agresifleşirse eğer, ki takdir edersiniz ki yani bir köpekle bir kedi kavga ettiği zaman kedi ne kadar zayıf olursa olsun son anda bir köpeğe tırnaklarını geçirmeye çalışır. Rusya eğer çaresiz kalırsa bana göre bu ihtimali değerlendirecektir ve bunu kullanacaktır. Çok riskli bir şey evet, ama eğer kendisinin, şimdi bir denge geldi mesela Ukrayna savaşında, bir denge geldi. Eğer bu denge tersine dönerse, Rusya geri oradan çıkartılmak durumunda kalırsa, Kırım tekrar alınırsa, bu gibi gelişmeler olursa Rusya bana göre nükleer silah kullanır. Şimdi dolayısıyla bu var. Çok tehlikeli bir durum, ama tüm dünya için çok tehlikeli bir durum. Onu soracaktım. Şimdi nükleer bir saldırı olursa, savaşın sonu nükleer bir saldırı getirirse, nükleer saldırı karşısında dünya savaşı çıkabilir mi sizce? Yani dünya savaşı, tabii kötümser olmak istemiyorum ama dünya savaşı yaşanıyor diyebiliriz. Yani artık ülkeler direkt biliyorsunuz kendileri savaşmıyor. Vekalet savaşı diye bir savaş son yıllarda tüm
strateji uzmanları da bunu kullanıyor. Vekalet savaşı. Amerika, Avrupa bu ülkeleri, Ukrayna gibi ülkeleri kullanarak zaten bir dünya savaşı yaşanıyor şu anda gerçekten. Evet. Bu büyüyebilir mi? Evet büyüyebilir. Ama yaşanıyor. Onu kesin söyleyelim. Üçüncü Dünya Savaşı şu anda. Çünkü ben emekli oldum 10 sene önce yaklaşık. Hı-hı. 12 sene yaklaşık. Son dönemleri tabii takip ediyoruz. Teknoloji gelişmeleri, strateji konularını. Hı-hı. Ve ASTAM kurullarında bunları takip ediyoruz biz. ASTAM kısaltması Adalet Savunanlar Stratejik evet. Araştırmalar Merkezi biliyorsunuz. Evet. Bu gündemi takip ediyoruz. Biz konvansiyonel yani bu cephe savaşı tankla, topla, askerle savaşın olmayacağını artık yavaş yavaş düşünmeye başlamıştık ki yanıldığımızı gördük. Yani artık bu Ukrayna savaşı büyük güçlerin de yani nükleer güce sahip olan ülkelerin de bu tür savaşlara girebileceğini gördük. Ve bu yaşanıyor zaten şu anda. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı evet maalesef 3. Dünya Savaşı yapılıyor şu anda. İnşallah daha büyümez diyelim biz. Umarım olmaz diyelim evet. Evet. Mehmet Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım sizden. Evet bu savaş bize yani ülkemizi açısından da değerlendirmekte fayda var bunu. Ülkemiz şu ana kadar gerçekten çok kritik stratejik kararlar aldı. Her iki ülkeye de mesafesini korudu. Ne Rusya tarafından ne Ukrayna tarafından mesela düşman ilan edilmedi. Evet. Ve haklı görüldü. Çünkü barış çabalarını hala sürdürüyor. Çünkü yani verilen kararların doğru olduğunu değerlendiriyorum ben. Bu Ukrayna krizinde, Rusya savaşında diyelim. Arabuluculuk noktasında aslında ne kadar başarılı olduğumuzu da görmüş olduk bu savaş sayesinde. Evet ama şunu da unutmamak lazım. Gördüğünüz gibi her an bu tür riskler dünya ülkelerinde mevcuttur. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz savunma sanayimiz ciddi manada yerlilik oranı %80'lerin üzerine çıkmış durumda. Evet. Burada ne kadar bir stratejik haklılık olduğunu, doğru kararlar verildiğini söyleyebilirim ben burada kendi adıma. Yani son yıllarda yapılan bu yatırımlar, silah, SİHA'lar olsun, tank, işte... Mehmet Bey. Buradan yatırımın ne kadar doğru olduğunu daha görmüş olduk. Son cümlenizi tekrar alabilir miyim Mehmet Bey? Beni duyabiliyor musunuz? Bir bağlantımızda sıkıntı yaşadık evet. Da son cümlenizi tekrar alabilir miyim acaba? Türkiye'nin bu son dönemde yerlilik yani savaş silahlarında ve savaş donanımındaki yerlilik oranını %80'in üzerine çıkartması çok stratejik bir karardı. Ve bu kararın alınmasının çok doğru olduğunu değerlendiriyorum. Mümkünse bunu %100 seviyesine bir an önce çıkartmamız lazım. Hem caydırıcılık hem de dünyada gördüğümüz gibi her an her şey olabilir. Kendimizi muhakkak bu tür şeylere de hazırlamamız gerekir. Bunu söylemek istiyorum. Tamam Mehmet Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür Değerli ederim. Değerli bilgileriniz ve katılımınız için. Teşekkürler. Emekli SAT komandosu ve Aslan Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Koçak bizlerleydi. Birlikte güzel bir program gerçekleştirdik. Rusya'da batan amiral gemisi Moskova'yı konuştuk. Biraz irdeledik, detaylarını konuştuk. Şimdi bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.